Mehmet abi kaç yaşındasın? Yani kaçlı doğmuşsun? 29. Ben 38 doğumluyum. Yani 80 yaşındayım. Abim de 89 yaşında. Ya. 87. O zaman ben de 80 değilim o zaman ya. 70'miş. Evet. Ben kendimi büyütüyor muyum Mehmet? Ya, hesap yapmasını bilmiyorum. Bazen böyle 50-60 yaşında çok dökülmüş kimseleri görüyorum. Böyle zavallı diyorum ya ben de ihtiyarlayınca herhalde böyle olacağım. Dedim ki böyle, dedim bak hepimiz kardeşiz dedim. Bak dedim benim burnum burada, seninki de burada, babamın da burada. Dayı Berdoğan da burada dedim. Yaratıcımız bir. Bana bunu birisi deseydi, hani daha önceden nuru bulmadan evvel sarılırdım adama. Ne dedi biliyor musun? Yaratıcı sordu mu bana burnunu nereye koyayım? Ay şerefsiz. Ulan sen kimsin be? Ulan gözde görünmeyen bir siperimden yaratılmış bir zavallısın. Sen kimsin ki sana kainatın ezeli ve ebedi sahibi diyecek ki burnunu nereye koyayım? Öyle demedim de ben dedim sorsaydı nereye koyar? Deyince bu kaldı. Ya mesela bırak mesela dedim burnuna yer göster. Nasıl burası? Yine koklarsın yine. Koltuğun altına koysaydı alacaksın kaşığı. Bak bakalım kokmuş mu ekşimiş mi? Zor olurdu. Bak gözün ne görüyorsun? Çöp möp varsa, kıl varsa atıyorsun. Kokmuşsa kokuyorsun, buraya yutuyorsun. Bak ne kadar güzel dedim. Yani. Burnunun yeri iyi, sakın değiştirme. Kafir abi ya bak. Kafir ya. Onun için yani kafire af yok diyor Cenab-ı Allah. Bak ya. İnne şirkele zulmün azim. İnnallâh lâ yavfire en yuşeke bihi. Şimdi adam sarhoş, içkicidir ama hocam diyor bize de dua et diyor. Vallahi diyor, vallahi düştüm hocam diyor, dua et. Bir kere düştük. Ya düştük diyor adam ya, adamda bir şey var hani anlatırlar. Musa Aleyhisselam Tur-i Sina'ya çıkıyormuş, birisi demiş ki böyle çok ibadetmiş. Ya Musa demiş, sor bakalım Cenab-ı Allah beni cennetin kaçıncı katına koyacak? Cenneti garantilemiş de kata bakıyor. Ne sakat bir soru değil mi? Sonra tabii bir de sarhoş. Ya Musa demiş, sor bakalım Rabbim beni cehennemine kabul edecek mi? Ya vazuya bak adam da ya. Ondan sonra tabii gidiyor soruyor. Bu namaz kılan kulumu diyor, cennetin ikinci katına koyacak. Bu sarhoş kulumu da cehennemin tam dibine atacak. Geliyor sana diyor. Cennetin ikinci katına koyacak. Yapma ya diyor. Lan diyor bire kimi koyuyor gibi koyuyor. Ötekine de diyor. Seni de diyor. O sarhoş kulumu cehennemin dibine atacağım. Kulum dedi mi diyor. Dedi diyor. Allah'ım sana olsa. Beni meydanda bırakmadın ya. Ama yerleri değişiyor sana. Lan sen ibadet etmekle Allah'a ne veriyorsun? Aptal adam. Sen zaten almışsın diyor ya. Ubudiyet mukaddeme-i mükafatı layıka değil. Belki netice-i nimeti sabıkadır. Bunu bir İslam profesörüne okudum. Bir daha söyler misin? Bu şey Faruk Başer. Çok şey bir adam. Üstadın şeyleri çok seviyor. Dedim Allah Allah dedi. Ne harika bir şey. Mesela bak burada Cenab-ı Hakk'ın basir ismi tecelli ediyor. Kimde? Herkeste. İnsanda, kediden, fareden, keçide, efendim, koyundan, tilkide, çakalda. Örüncede, sivrisinekte. Sivrisinekte burada, gözler burada, timsahta, zebrada burada. Bakın basir ismi. Semi ismi, kelam ismi burada. Biz selamun aleyküm diyoruz, öbür de mo diyor, öbür de ben diyor. Ama burada, başka tarafından demiyor. Bak rezzak ismi burada tecelli ediyor. Ben burada yiyorum. İnekte, keçide, koyunda, devede. Bütün canlılar buradan yiyor. Girişler de aynı yerden, çıkışlar da aynı yerden. Ya her tarafımız la ilahe illallah diyorlar. Allah Allah. İnşallah bu imanla gidersek paçayı yırtacağız.